Günaydın, hayırlı sabahlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Konuşmaya çalışıyorum. Konuşturmuyor beni çocuğun kameraya karşı bir şeyi oluştu. Ne zaman kamerayı açsam anne. Çayı demledim, kahvaltı yapacağız. Balkon kapısını bir açtım, yağmur yağmış. Her yer ıslak şu anda. Halıyı da bırakmışız gece burada, halı da ıslanmış. Halı da ıslanmış, evet, onu şimdi hemen asacağız buraya bir yere. Koku yapmaz herhalde, çok ıslanmamış, uçlarına gelmiş. Öyle valla Zonguldak'ın havası böyle işte, ne zaman yağmur yağacağı, ne zaman güneş açacağı bilmiyor. Dün aşırı güneş vardı, yandık kavrulduk. Bugün de yağmurlu bir sabaha uyandık ama bir serinlemiş, çok iyi olmuş, çok güzel oldu şimdi. Hatta çayımı balkonda içsem diyorum, balkona mı hazırlasam diyorum, böyle efil efil. Esinti eşliğinde mi yapsak kahvaltı diyorum. Yumurta mı haşlasam, biberli yumurta mı yapsam, ne yapsam ben de karar veremedim. Öyle. Gözlerim hala şiş. Biliyorsunuz geç yatıyoruz. 1'e falan geliyordu yattığımda. 7-7.30-8'de de kalkıyoruz Duru sağ olsun. Babası işe giderken uyanıyor. Sonra babasını yolcu ediyoruz. Ondan sonra biraz onunla koltukta uzanıyoruz. Bir iki video izliyoruz. Şimdi halasını seyretti. Biliyorsunuz Yeşim abla da kanalaştı görümce. Duru'yla uzandık, onu izledik. İzlerken hep böyle yeşil halasını sayıklıyor. Onu izledik. Ondan sonra Zübeyde'ciğime baktık. Zübeyde'nin hayalleri biliyorsunuz. Başka kime baktık? Arkadaşım Deniz var, Antalyalı. Çoğunuz bilir. Onu izledim. Şimdi ne yapıyoruz? Çay içme zamanı. Kahvaltımızı yapacağız. O zaman durmayayım ben. Gidiyorum. Vallahi diyette olup benim yemediğim nasıl belli görüyor musunuz? Ben yeseydim bunlar kalmayabilirdi. Ben çok seviyorum çünkü hamur işini. Dün yemedim. Biliyorsunuz dün yapmıştım. Halen daha yumuşacıklar. Bakar mısınız? Böyle sanki böyle yeni yapılmış, hani sabah yapılmış gibi yumuşacıklar. Ben de bunları ziyan olmasın dedim. Şimdi kahvaltıda bunu asla yemezler. Böyle kalan 6 tane mi var? 7 tane mi var? Neyse bunları paketledim, buzluğa kaldırıyorum. Beslenme zamanı, okul zamanı, ben Azra'ya bunlardan 2-2 çıkartıyorum akşamdan. Sabah koyuyorum mesela, arasına kaşarla domates koyup iyi oluyor. O yüzden bu şimdi buzluğa gidiyor. Tabii buzlukta yer bulabilirsem. Buzluk dolmuş. Buraya bir yere sıkıştıracağım. Bakın dolma biberler var. Bunları Şule abla göndermişti bize bahçeden. Bahçe biberi, dolma biberler. 3 torba kayınvalidem kaldırdı. Kışın iyi oluyor dolma biber bulamadığımız zaman. Şurada kıymalarımız var, top top böldüğümüz. Burada erikler var arkadaşlar. Bu kırmızı büyük erikler oluyor ya komposto yapmak için. Onlardan var 2 paket. İşte kurban etleri falan var. Görümcemin verdiği, komşuların verdiği, annemlerden getirdiklerim var. Mısırlar var. Tam 3 paket mısır koyduk. Kışın haşlayıp haşlayıp düdüklü de yiyorlar. Azra ile babaannesi çok seviyor. Ben o kadar düşkün değilim mısıra ama bizim evde de eksik olmaz. Tereyağımız var. Birazı aşağıda, birazını buraya kaldırmıştık. Yine orada bir mısır var. Bağ yapraklarımız var. Ondan sonra arkada arakalar olması lazım. Şurada haşlanmış yeşil mercimeğim var. Her an çorba yapabilmek için. Yine orada tereyağı var. Bu nereye girecek bakalım. Biraz tabii bezelyemiz var demiştim. Ondan sonra arka tarafta bir de şeyler olması lazım. Barbunyalar olması lazım. Çıkarırken tabii zorlanıyor insan ama bunu da şuraya bir yere iliştireceğim ama nasıl iliştireceğim? Bakıyorum. Bakalım. Şöyle kıyma kabından 2 top kıyma çıkartıyorum. Bugün o patates oturtma yemeğimden yapacağım. Sürekli yapıyorum biliyorsunuz. Biz böyle 2 kat koymuştuk kıymaları top top bölüp saklama kabıyla. 2 tane çıkarsam yetiyor şimdi. Sütür sığdırdım. Tereyağla kıymayı alta koydum. Poğaçaları öyle en üste koydum ki ezilmesin başka şeylerin altında diye. Artık kapatabiliriz. Kahvaltıya yine kavurmalı yumurta yapıyorum. Duru bunu geçen sabah çok sevdi. Biz böyle bunları kavurmuştuk. Kaç gündür de yiyoruz. Bu doluydu böyle ağzına kadar. Biraz daha alacağım. Üstüne de yumurta kıracağım. Çayımız da demlenmişti zaten. Allah'ım mis gibi görünüyor. Yanına da bol domates, salatalık, kahvaltılıklar. Çayımız da var, daha ne olsun. O zaman bize afiyet olsun. Hoşçakal mı yapacaksın ablalara? Ne yiyeceksin sen şimdi söyle. Ne yiyeceksin? Kavurmalı yumurta yiyeceksin. Yumurta. Yumurta.
Oley. Annem, baba, dede, mama diyor. Dede de yiyecek. Dedeye de vereceğiz. Kalınmalı yumurta. Harika. Güzel bir şey. Anne beni çağırıyor. Çay mı istiyor? Çay istiyor yine bu. Çaycı kızım benim. Azra hala uyuyor biliyorsun. Saat daha 9. Azra 10.30'a kadar falan yatıyor. Kayınvalidem de kalkmadı bu sabah. O da bazen böyle geç yatınca geç kalkıyor. İkisi kahvaltı yapıyorlar. Biz de kayınpederim Duru ben kahvaltı yapıyoruz. Kız sen beni niye konuşturmuyorsun Duru? Kamerayı açınca başlıyorsun. Sen bunu inadına yapıyorsun Duru. İnadına yapıyorsun değil mi? Niye konuşturmuyorsun anneyi? Bakın Duru Hanım keyif çayını nerede içiyor? Anne oraya oturulmaz ki. Niye sandalyeye oturmuyorsun sen? Seni gidi yaramaz. Ben de şurada keyif çayımı içeyim. Kahvaltı pastasını bitirdik zaten. Dün bunları yıkamıştık. Kurumuşlar ayakkabılığa kaldıracağım. Onları kısa programda yıkıyoruz. Bir spor ayakkabılara falan hiçbir şey olmuyor. Evet, Dudu'nun ayakkabıları da çiçek gibi olmuş. Ablasınınkiler de. Şunlar benim. Babasınınkiler var. Anne, babayı. Babanın, ablanın, Duru'nun. Mis gibi olmuşlar. Evet anneciğim. Çay elinde dolaşıyor. Görüyor musunuz? Bak 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 bak. Keyif çayı içiyor. Büyümüş de. Aslında bugün yine annemlere gidesim vardı ama havayı böyle görünce bir vazgeçtim. Anne aşırı. Hiç kasım gelmedi. Anne aşırı dönüyor. Durusuz konuşmam lazım sizle Duru olmadan. Gider miyim bilmiyorum. İncirler olmuş. Bensiz incirleri yiyorlar. Buradan gelinimiz Demet'e sesleniyorum. Anne çocuğa. Bir kova incir topluyorsun. Görümceciğini çağırıyorsun. Anne çocuğa. Anne çocuğa. Şöyle bir evleri süpürdüm. Hemen günün çorbasını ocağa attım. Bugün yoğurt çorbası yapacağım. Pirinçlerim haşlansın. Zaten yoğurt sosunu da hazırladım. Yumurta sarısı ve unla. Onu da çırptım güzel. Buraya da bir yorgunluk kahvesi attım. Thank you.
geçti. Duru'yu da uyuttum. Yarım saat falan oldu. Telefonu şarja bırakmıştım. Biraz çamaşır vardı. Onları katladım. Annem geldi şimdi. Öğlen konuştuk. Tam belli değildi gelip gelmeyeceği. Ben de gel dedim. Hani çocukları da görmüş olursun. Hem de otururuz dedim. Şimdi geldim. Tarhana istemiştim ondan. Bana tarhana çıkaracağız ama malzemeleri falan bir alalım. 10 kilodan tarhana yapacağız benim için. Kendininkinden bana biraz getirmiş çünkü bitti benim. Bir de bakın ne getirmiş. Hemen gösteriyorum. Bensiz incirleri yediler. Bakın. Demet'e sabah yorum yazmıştım. O incirleri hep ben yokken toplayın diye. Sağ olsun bana incir toplamış. Şimdi yiyeceğim. Ay babamın bahçesinin incirleri harika oluyor gerçekten. Tarhanayı şöyle bir kavanoza boşaltıp dolaba kaldıracağım. Böceklenebilir sıcakta çünkü. En iyisi yine dolaba kaldırmak. Mis gibi koktu vallahi. Vallahi Allah'ın yarattıklarına bakar mısınız? Gerçekten verdiği nimetlere binlerce şükürler olsun. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yememek elde değil yani. Ne yiyorsun? Duru uykudan uyandı. Anneannesinin sesini duydu. Şimdi patates yemeği istedi benden. Anne dede gelecek. Dede gelemez ki. Dedenin ayağı sakat kızım. Dede sonra gelecek, tamam mı? Ben de şimdi çay demledim. Babam benden kek istemiş. Benim keklerime bayılır. Bol fındık var içinde. Azıcık da tarçın attım. Kakao karıştık durmadı. Şimdi bu fırına gidiyor. Normal kek hamuru zaten. Her zaman yaptığım gibi. Pişsin olduğu gibi babama göndereceğim. Belki bir iki dilim çayın yanına annemler yer. Ben zaten yemiyorum. Kalanını olduğu gibi babacığıma yollayacağım bakalım. Keki bir fırından çıkardım. Çayım da demin aldı. Şimdi bir iki dilim çayın yanına keseceğim. Kalanını dediğim gibi babama yollayacağım. Balkonda çay içiyorduk ki yağmur birden bastırdı bakın. İp gibi yağmur yağıyor. O kadar güzel serinledi ki şu anda hava. Acayip gök gürüldüyor. Eve kaçtı. Duru yağmuru mu seyrediyorsun Duru? Nereye gitti? Ne diyorsun kız? Ne güzel yağıyor değil mi Duru? Ellerini ıslatıyor deminden beri. Eli ışlandı. Hadi in oradan in. Islandın hadi. Nasıl seviniyor yağmur yağıyor diye. Duru Hanım'ı uyuttum geldim, saat 10'a geliyor. Akşam burası 4'ten sonra Zonguldak karıştı arkadaşlar. O kadar çok yağmur yağdı ki resmen bardaktan boşalırcasına. Çarşıda çoğu dükkan maalesef su içinde kalmış, su basmış. Caddeler o şekilde, trafik, felç. Annem buradan zor gitti. Böyle bir ara bir durdu gibi oldu. O arada annem hemen çıktı gitti. Çünkü kal dedim ama sonra babamı unuttum. Babam evde hani. Her işini kendi göremiyor halen daha biliyorsunuz. Ayağını kırmıştı, bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. O yüzden kalamadı. Mecbur eve gitti. Gelinimizin terasını su basmış Demetlerin.
Ondan sonra Rıza'ların iş yerine binayı su basmış. Rıza çok geç geldi. 8'e geliyordu. Eve geldiğinde sırılsıklam geldi. Yani üstü başı komple su içindeydi. Çok kötü yağdı. Yani bugün uzun zamandır hiç bu kadar yağmamıştı. Yani böyle yağmamıştı. Zonguldak hep yağışlı memleket ama. Vallahi şaştık kaldık. Baka baka balkondan camdan. Yani nasıl yağıyor, nasıl gök gürültüsü anlatamam size. Şu an dindi gibi biraz. Şu an iyi yani. Rıza'ya hatta demişler ki iş yerinden ola ki yağabilir, tekrar sizi çağırabiliriz bütün elemanları. Bizim çatı katında bile, bu binanın çatı katının altında oturanlara bile su gelmiş yani. Öyle böyle değil. Her neyse, çok şükür şimdilik durdu. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Kimsenin malına canına bir zarar gelmeden. Yarın güneşli gösteriyor zaten. Neyse, ben de şimdi çay demlemeye geldim. Taze çay yapacağım. Balkonda oturamayız, biraz serinlemiş. Muhtemelen içeride otururuz. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.